Bugün Pendik Tersane Komutanlığı'nda denize gemi indirme ve Pakistan Milgem projesi birinci gemisinin teslim töreni var. Hemen o noktaya döneceğiz. CNN Türk muhabiri Serdar Er orada, yanında akademisyen Profesör Doktor Sayın Mesut Akgıcaş'ın ve Asfat Deniz Programları Direktörü Sayın Emre Koray Gençsoy var. Hemen sözü Serdar'a ve kıymetli konuklara bırakalım. Serdar. Tunç, konuklarla buluşacağız ama önce kısa bir açılış yapalım yayınımız için. Hemen kameraman arkadaşım göstersin sizlere o iki gemiyi. Bakın, bu gemiler Akhisar ve Koçhisar gemileri. Hemen yanda kodları yazıyor. P-1220 Akhisar, P-1221 Koçhisar gemisi. Ki bu projeler 2020 yılının Kasım ayında başlamıştı. Hisar sınıfı açık deniz karakol gemileri bugün denize indirilme töreni gerçekleştirilecek. Akabinde tabi burada Milgem projesi kapsamında 2018 yılında çalışmaları başlatılan, Pakistan'la o anlaşmalar sonrasında inşa edilen arkamızda Babür gemisi olacak. Tüm bu detayları da konuğumuzla konuşacağız. Emre Koray Gençsoy. Evet. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. İlk önce çok teşekkür ederiz. Arkadaki gemilerle ilgili konuşalım. Nedir son durum? Hisar sınıfı gemilerimizin şu anda iki tanesi denize inişe hazır vaziyette. İleri seviyede donatılmış haldeler. Elektrik vermeye hazır halde, yani gururla söyleyebiliriz. Normalde 10 gemilik bir serinin ilk iki gemisi bunlar. Asfat'ın sorumluluğunda yapılan iki gemi. Gemiler yerinde hazır konseptiyle üretilmiş gemiler. Üzerlerinde silah yükleriyle bir korvet boyutunda olmasına rağmen bir fırkateyn silah yüküne sahip gemiler. Üretim aşamaları ve süresi oldukça kısa. İlklerin gemisi diyebiliriz aslında. Çünkü birçok konuda ilki barındırıyor kendi içerisinde. Yani dizaynından tutun da işte karakol hizmetlerini elektrik tahrikle yapması, pervanesinin hesaplarının, analizlerinin Türkiye'de Türk laboratuvarlarında yapılmış olması, üretim süresinin çok kısa olması ve yerinde hazır konsepti ve aşırı donatılarak yapılan bloklarıyla aslında pek çok ilki barındırıyor. Benzer şekilde ekipman olarak da bazen belli ambargolarla karşılaştığımız oluyor. Orada yerleştirilen ürünler var. Onun dışında makine kimyanın ilk deniz topu da bu gemilerin üzerinde olacak. Yani bahsettiğim gibi pek çok ilki barındıran bir proje aslında. Evet. Açık deniz karakol gemileri diye ifade ediliyor. Mavi Vatan artık bu gemilere mi emanet olacak? Doğrudur. Hisar sınıfı gemiler açık deniz karakol gemileri. Açık denizlerde hizmet edecek karakol gemilerimiz. Kesinlikle iki tanesiyle başlıyoruz hızlı üretimle beraber. Geri kalan serilerde en kısa sürede hizmete girmesi beklenmekte. Mavi Vatan'a hizmet edecek şekilde üretimlerini yapılacaktır. Tabii devam edelim. Şimdi kameraman arkadaşımdan da rica edeceğim göstermesini, diğer detayları da. Burada iki gemi arkada fakat bir gemi de hemen önümüzde, bir tören gerçekleştirilecek. Evet. Üç gemiyle ilgili. Evet. Diğer gemi şu an ekranlara yansıyor. Babür gemisi, Pakistan'la anlaşmalar yapıldı. Biraz bilgi alabilir miyiz size? Evet, Babür PNM Milgem projesinin ilk gemisi Babür. Dört gemiden oluşuyor proje. Projenin ilk gemisi bugün proje 16. kilometre taşında. 7 senelik bir proje. 2018 yılında başlayıp 2019'un Mart ayında aktif olan bir proje. Bugüne kadar geçen 5 sene içerisinde 16. kilometre taşında başarıyla geçmiş oldu. Güç olarak baktığımız zaman iki geminin burada, iki geminin Karachi'de yapılıyor olması, atış gücü ve Pakistan donanmasına vereceği hizmetler dikkate alındığında oldukça önemli bir proje. Türkiye'nin tek kalemdeki 2023 yılının yaz ayı sonuna kadar en büyük projesiydi. Şu anda da deniz projesi olarak hala Türkiye'nin en büyük ihracat kalemi projesi, savunma sanayi ihracat kalemi projesi olarak konumunu korumaktadır. Evet. Dört gemiden bahsediyoruz. İkisi, evet, İstanbul'da. Biri tamamlandı. Bugün teslim edilecek. Evet. Doğrudur. İlk Babür gemimizin teslimatındayız bugün. Ve geldiğimiz bu noktada Pakistanlı kardeşlerimizle beraber aslında çok da güzel bir faaliyet gösterdik. Projenin geri kalan gemilerinde de takvime uygun olarak ilerlemekteyiz. İnşallah onları da uygun şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Bir diğer konuğumuz var hemen bu noktada. Mesut Akgıcaş'ınla birlikteyiz. Hemen arka tarafta da o Koçhisar'ları görüyoruz. Hocam, siz de hoş geldiniz yayınımıza. Neler söylersiniz? Şimdi Hisar Türk Devleti'nde çok önemli bir şey. Yani bizim Akıncılar bir ülkeyi fethedeceğinde önce Akıncılar gider, oraya bir hisar kurarlar. Ondan sonra büyük ordu gelir. Bunlar da bizim öncülerimiz.
Tabii önce Hisar sınıfı gemilerden başlayalım isterseniz. Dikkat ederseniz Ege hala hazırda ısınmaya bir şekilde hazır bir su. Diğer taraftan hepimizin bildiği gibi Doğu Akdeniz aynı şekilde. Son birkaç aydır gene hareketli Türk donanmasıyla Amerika'nın en büyük uçak gemisinin Anadolu uçak gemisiyle ortak tatbikat yaptığını görüyoruz. Müttefikimiz Amerika'nın F-18 uçakları da Türk F-16 uçakları hava muharebelerine girdiler. Orada özellikle geçiş harekatları ve herhangi bir şekilde deniz su yollarının nasıl korunacağı yolunda tatbikatlar yaptılar. Bu önemli bir değişim. Neden? Şöyle söyleyelim, Amerikan en yeni uçak gemisiyle Türkiye'nin uçak gemisi. Uçak gemisi diyorum, şimdi bazıları bunu bir şekilde algılayamıyorlar. Aslında tasarımı tamamen uçak gemisi Anadolu'nun. Fakat müttefikimiz Amerika diye lazımmış uçakları vermedi bize. Biz de Türk aklı olarak çok daha güzelini yaptık. İnsansız deniz hava araçlarıyla ve deniz araçlarıyla onu destekledik ve yakın zamanın en vurucu gemilerinden bir tanesi haline geldi. Amfibik taarruz gemisi aynı zamanda ve uçak gemisi. Üzerinde helikopterler de olacak. Denizaltı savunma helikopterleri. Birkaç ay önce Sayın Cumhurbaşkanımıza onu buradan yolcu ettik ve 3 denizde dolaşmaya başladı. Şimdi karakol gemilerimize gelince mutlaka detaylarını anlattılar. Gördüğünüz gibi deniz karakol gemileri ebat olarak fırkateyne yakın gemiler ve daha önce Türk donanmasında kullandıklarımız Amerikan donanmasının bir şekilde hizmetten çıkardığı gemilerdi. Ben bizzat Teğmen arkadaşlarım da o zaman 70'li yıllarda o gemilerde kaldığımızda eskiydi. Bakın şimdi şöyle bir farklılığı göstereyim size. Askerler yerleri cilalıyorlar, görüyor musunuz? Pırıl pırıl tertemiz bir gemi. Ama biz Amerikalıların verdiği eski gemileri paslarını siliyorduk, boyuyorduk. Şimdi biz tertemiz sıfır bir gemiyi veriyoruz. Nereye? Pakistan'a. Türk donanmasına Hisar sınıfı gemiler veriliyor. Bir tane, iki tane değil, dört tane daha kızakta arkası arkasına geliyor ve her yaptıkça know-how daha bir üste çıkıyor. Yani ne demek istiyorum? İçindeki dizel motorları, atış kontrol sistemleri, elektronik harç sistemleri ve bir şey daha. Bu gemiler aynı zamanda Türk donanmasının yeni taktik stratejisinde insansız deniz araçlarıyla birlikte çalışacaklar. Yani yapay zeka ile birlikte hem savunma hem tarihi maksatlı gemiler olarak deniz harp stratejisini değiştirecek birlikte gemiler. Demek ki bizim yeni Hisarlar öyle bilinen Hisarlar gibi oturup düşmanı bekleyen değil. Düşmanı uyutmayan Hisarsınız. Peki görevleri neler? Dikkat ederseniz hemen Karadeniz'e Türkiye çok önemli bir çıkarma yaptı. Bu çıkarmanın görevi neydi? Biz gazı bulduk burada. Yani bizim Uzun Hasan'ın kömürü bulmasından sonra ve Batman, Raman'da petrolü bulduktan sonra gazı bulmamız bu 150 sene içerisinde Türkiye'nin en büyük çıkarımları. Çünkü enerjisi olmayan bir devlet ileriye gidemez. O platformların korunması görevini yapacak olan bu Hisar sınıfı gemiler bir. Bu tabii sadece Karadeniz'in, Ege'de, Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta. Belki şimdi Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. Libya'da İsrail'le beraber petrol boru hatlarının korumasını da yapacak. Demek ki çok önemli görevler üstlenecek bu gemileri. Gördüğünüz gibi silah sistemlerinin özellikle Havelsan ve Aselsan tarafından yapılması, roketlerin ona bir takım füzelerle donatması, yukarıdan gelebilecek hava tehditlerine karşı, gemilerden gelebilecek gemi savar sistemleri ki onun da müjdelerini verelim. Türkiye aynı zamanda atmaca füzelerini yaptı. Artık harp bundan daha hızlı ve daha seri atabilen füzeleri Türk donanması envanterine geçiriyor. Bu Barbaros Hayrettin Paşa'nın torunlarının nereden nereye geldiğini gösteriyor. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bir şekilde Aspat'la Türk savunma sanayine vermiş olduğu önem, çok önemli bir başarıyı daha imzaladı. O da nedir? Burada gördüğünüz Babür gemisi. Evet. Ne demek o? Sadece yapmıyoruz. Eğer savunma sanayinde sadece kendi kendinize yetiyorsunuz ki Sovyetler Birliği o yüzden çöktü biliyorsunuz. Bugün Türkiye yaptıklarını satıyor bir de yetiştiremiyoruz. O bakımdan bugün güzel bir gün, bayram günü. Türk Bahriyesi'ni, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kutluyorum. Burada emeği geçen bütün işçilerimize, mühendislerimize, subay ve assubaylarımıza, Mehmetçiklerimize, Leventlerimize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Mesut Hakkı Caşın'la konuştuk. Arkamızdaki iki Hisar gemisi
denize indirilecek ve üstünde bulunduğumuz Babür gemisi de tabii ki Pakistan'a teslim edilecek. Töreni takip edeceğimizi belirterek sözü tekrar size bırakalım buradan.